Merhabalar, videoya hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve daha güzel videolar için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bugün sadece savaş taktiği olarak algılanmaması gereken bir olaydan bahsedeceğim sizlere. Truva atından. Belki bu videodan önce defalarca gördüğünüz, duyduğunuz bir terim Truva atı. Fakat Truva atı sadece bir savaşı kazanmak için yapılmış bir taktik değildir. En azından bana göre. Truva atı bir aşkın, bir kıskançlığın simgesi de olabilir aslında. Bunu söylüyorum çünkü savaşın asıl başlama nedeni olarak bir kadın gösteriliyor. Helen adında, Zeus'un dünyalar güzeli, kızı yani. Olay biraz da mitolojiye giriyor. Truva prensi Paris, Sparta'ya gittiğinde Helen'i görür ve beğenir. Fakat Helen büyümüş ve kendisine eş olarak Maneleus'u seçmiştir çoktan. Ama zavallı Maneleus şehirde değildir ve Helen için ikinci aşkı olan Paris'le Truva'ya kaçarlar. Bunu duyan Maneleus, Truva'ya bir elçi göndererek yapılan yanlışın düzeltilmesini ister. Tabii ki de bu sonuç olumsuz olur. Ve savaş bu andan itibaren başlamış olur. Olur olmasına fakat Yunanlıların Truva'yı almak gibi bir amaçların ezelden beridir de var olduğu düşünülüyor. Helen'in Truva prensiyle kaçması bu olayın tuzu biberi oluyor. Peki bu olaylardan neler çıkartabiliriz? Bence olayların içinde ikilemler var. Spartalılar çok istediği bir şehri mi almak istediler yoksa savaşın sebebi bir kadın mı? Ya da birer gurur meselesi mi? Bunu videonun yorum kısmında sizler ile tartışabiliriz. Biz yine savaşa dönelim. Spartalılar Truva sınırlarına gelirler ve artık savaş başlamış olur. Savaş beklendiği gibi kolay olmayacak. Yaklaşık 10 yıl gibi uzun bir süre devam eder. Fakat askerler artık moral ve güç olarak artık neredeyse tükenmek üzereyken Yunanlıların zeki komutanı Odysseus tahtadan at fikrini ortaya atar ve bu atı yapmaya başlarlar. Gel zaman, git zaman artık at hazırdır ve dünyayı diğer yüzyıllarda tamamen değiştirecek bir fikir kalır insanlara. İçeriden fethetmek. Ama asıl akıl oyununda burada başlıyor. Atın içerisinde Odysseus ve seçkin komutanlar ile seçkin askerler yerleşir. Diğer kalan ordu ise Truvalıların göremeyeceği bugünkü Bozca Adası'nın arkasına saklanırlar. Fakat görevin yerine gelmesi için atın surların kapılarından içeriye girmesi gerekir. Bunun için Spartalılar diğer bir deyişle Akhalılar bir askeri atın yanına bırakır ve giderler. Spartalıların gittiğini gören Truvalılar şaşkınlık içerisinde kazandıklarını düşünürler. Bu da tam olarak Truva'nın psikolojik bir savaş olduğunu gösteriyor bizlere. Truva askerlerinin oluşan bu grup atın yanına gider ve Spartalı asker şöyle söyler onlara. Beni burada kurban bıraktılar. Gerekli rüzgarın çıkması için beni burada kurban seçtiler. Ve ben kaçtım. Bu at ise tanrıça Athena'ya kurban niyetinde bırakıldı. Eğer bu at kırılır ve parçalanırsa her kim parçaladıysa ona lanetler uğrar. Fakat her kim bunu iyi bakarsa ona güç ve kudret doğar der. Buna inanan Truva askerleri atı Truva surlarının içeriye alırlar. Bu esnada ise Spartalılar gemileri yavaşça kıyıya doğru getirir. Bu olay ise psikolojik savaş müthiş bir izlenim bırakarak başarılı olur izlenimi bırakıyor insanda. Truva atından çıkan askerler etrafı yakıp yıkarken bir yandan da dışarıdaki askerleri içeriye alarak Truva'yı düşürürler. Bu hikayenin asıl ilginç olayı ise Spartalıların her iki isteği de yerine gelmiş olması. Menelaus Helen'i alarak kendi şehrine dönerken Truva'da Spartalılarda kalmış oluyor. Aslında en önemli de hiç pes etmek gibi bir düşünceleri olmamış olsa bile birkaç sihirli dokunuş ile her şeyi tam tersine çevirmeyi başarmışlar. Ne diyelim, helal olsun. Sadece bizlerin yaptığı müthiş sayısız destanları değil, diğer güzel destanları da inceleyip bakmamız gerektiğini anlatıyorum aslında. Dünyada neler olduğunu anlatmak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.